Yeni bir haftaya başladık. Aslında dün başladık ama meclisin çalışmaları malumunuz salı günü olduğu için bugünü yeni gün olarak, yeni hafta olarak ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu hafta arkadaşlar çok önemli bir gelişme var. Özellikle Türk dünyası açısından hakikaten dorukları ifade edebilecek, çok özel, hepimiz için yüreğimizi ferahlatan, yüreğimize çok özel noktalar düşen bir gelişme. Nedir o? Azerbaycan'la Türkiye arasında bundan sonra sanki tek devletmişiz gibi bir gelişme yaşanıyor. Yani tek millet, iki devlet dedik ama bundan sonraki tarzımızda tek devlet gibi bir işleyiş de söz konusu olacak. Nüfus cüzdanıyla Azerbaycanlılar Türkiye'ye, Türkiye'den de oraya giriş çıkışlar yapılabilecek. Olması gereken buydu. Şimdi uzun yıllardır böyle bir beklentimiz vardı. Olsun diye dillendiriliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev'in iradesiyle bu gerçekleşti. 1 Nisan itibariyle hususi bir zemin açılacak. İnsanlarımız artık, biz zaten ara ara gittiğimizde bunu hep görüyorduk, söylüyorduk da, Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi olarak Bakü'ye gittiğimde İstanbul'daymışım gibi, Ankara'daymışım gibi bir iklimle karşı karşıyaydım. Gence'ye gittiğimde sanki Erzurum'daymışım gibi görüyordum ben zemini. Aynı şey onlardan buraya geldiklerinde duygu olarak böyle yansıyordu. Şimdi bütünüyle bunu çok daha böyle efendim bürokratik vasatın dışarısına çıkardık. Bu halde gidiş gelişleri yapılacak. Ticaret bu anlamda çok daha özel bir zemin kazandı inşallah. Münasebetlerimiz iki ülke arasında çok daha kardeşane iklime kavuştu. Hep öyleydi ama şimdi daha da iyi olacak inşallah. Bundan dolayı 1 Nisan bizim için bir özel milat oldu. Hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi canı yürekten tebrik ediyoruz. Bir milletvekili olarak, Erzurum milletvekili olarak bizim için çok çok daha önemli, çok çok daha değerli. Sebebi şu, malum 2020 Karabağ zaferinden sonra orada bir 9. madde vardı. Bizim bölge için, Erzurum için o kadar önemsemiş, o kadar değerli bulmuştuk ki Nahçıvan Koridoru açıldı biliyorsunuz. Türk dünyasıyla Türkiye artık o koridordan çok daha rahat münasebetler kuracak inşallah. Ve biz o bölge, Doğu Anadolu bölgesi, Türk dünyasıyla ticaretini o koridordan çok daha rahat geliştirmiş olacak inşallah. Ve Türkmen gazının gelişi. Bunlar ayrı ayrı maddeler halinde söylenebilir. Türkmen gazına ulaşmada da o koridorun çok değerli anlamı olduğu inşallah. Hepsine Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz ki böyle bir nimet bize bahşetti. 2020 yılı bu yönüyle çok velut, çok üretken, çok faydalı bir yıl oldu bu anlamda. Ve 21 yılı da, 2021 yılı da 1 Nisan itibariyle böylesine güzel bir gelişmeye kapı araladı. Türk dünyası kucaklaştı. Milletçe bir büyük sürur üzereyiz, bir büyük mutluluk üzereyiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii biz bunları yaparken arkadaşlar ticari zemine çok dikkat ediyoruz. Efendim alışveriş ilişkilerine hep dikkat ettik. Sadece Türk dünyasıyla değil, bütün dünyayla münasebetlerimiz bu anlamda çok daha böyle iyi bir vasat oluşsun, iyi bir güzergah üzere yürüsün diye gayret sarf ettik. AK Parti hükümetlerinin yaptığı hep bu oldu. Yani 2003 yılından bu yana, 2002'de iktidar olduk, 2003'ten beri bir yürüyüş serencamımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığıyla beraber ticari zeminde bütün dünyanın dört bir tarafında özel efendim izler bıraktık, özel çalışmalar yaptık. Bunu içeride de destekleyici gayretlerimiz var. Bütün sahalara hususi yönelmelerimiz var. Yani sağlık sektöründe öyleyiz, ticarette öyleyiz, sanayide öyleyiz, turizmde öyleyiz, turizmin farklı efendim kulvarlarında öyleyiz. Her sahada özel gayretlerimiz var. Hususen tarım ve hayvancılığa çok daha dikkat kesilmiş durumdayız. Tarım ve hayvancılık benim milletvekili olduğum il için çok çok değerli. İlimiz malumunuz tarım ve hayvancılık kenti olarak bilinir, ili olarak bilinir. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz. Mera efendim miktarı bakımından, mera oranı bakımından Türkiye'de ikinci il durumundayız. Yine hayvan, büyükbaş hayvan sayısı bakımından, küçükbaş hayvan sayısı bakımından
Türkiye'de çok özel bir pozisyondayız. Bunu neyle yapıyoruz? Hükümet politikalarıyla yapıyoruz. 2003'ten sonra hayvancılıkta, tarımda Erzurum, bizim bölge, Doğu Anadolu bölgesi çok daha özel bir zemin kazandı. Çok özel bir aşama kaydetti. Bunları yaparken desteklemelerimiz var bizim. Teşviklerimiz var. Cuma günü itibariyle çok özel teşvikler, desteklemeler hesaplara aktarıldı. Bunu özellikle kayda geçmek istiyorum. Nedir o? Mazot ve gübre destekleri. Bu cuma itibariyle 80 milyonu aşkın bir rakam çiftçilerimizin hesaplarına yatmış oldu. Bakın bir not düşüyorum özellikle. 34.515 çiftçimize. 2 milyon 893 bin 645 dekar alan için 80.716.962 TL destekleme ödemesi. Çok değerlidir ve çiftçilerimiz bundan dolayı bir büyük sürur üzereler, bir büyük mutluluk, keyif üzereler. Bunu yaparken arkadaşlar çok ehemmiyet verdiğimiz bir alan var tarım alanında. O organik çalışmalara dönük bizim gayretlerimiz, bizim sahiplenmelerimiz. Bakın organik gübre kullanımında gübre desteklemesine ilave olarak dekar başına 20 TL ilave para veriyoruz biz. Organik gübre kullanılması durumunda. Organik tarıma bu kadar değer veriyoruz. Çünkü insan hayatına, ekolojik yapıya, çevreye bizim fevkimizde değer veren, önem veren bir başka iktidar bugüne kadar gelmedi. Olması gereken budur. Çünkü biz biliyoruz ki hangi yana baksan benim ve çimi görürsün gibi bir büyük sahiplenme Cenab-ı Hakk'ın tekdiri var, uyarısı var. Öyleyse çevreye dikkat edeceğiz. Olana, orijinale çok daha değer vereceğiz. İşte organik gübre de bu anlamda çok çok değerli. Oraya ilave 20 TL daha para ödüyoruz. İlave olarak arkadaşlar 73 çiftçimize 6.656 dekar için 128.805 TL organik gübre, yani şu anlattığım 20 TL'lik rakam, 128.805 TL daha ilave koyuyoruz. Kime? Çiftçilerimize. Çok çok değerlidir. Bunu özellikle not düşüyorum ve inşallah bu sadece gübre ve mazot desteği için söylediklerim. Daha başka sahalarda tarım ve hayvancılıkta desteklerimiz var. Devam ediyor ve çiftçilerimizin de bundan dolayı yüzleri gülüyor. Bize, siyasetçilere, kendilerini temsil eden insanlara da bu mutluluklarını, bu beğenilerini, bu takdirlerini çok her vesile ifade ediyorlar. Ben de hususen not düşüyorum ki bütün dünyada ekonomik gelişmelere özel nokta koymuş, özel iz bırakmış bir hükümet olarak içeride özellikle çok özellikli alanlara değer vermemiz, oralara yönelmemiz devam edecektir. Her bakanlık bunu yapıyor. Her sahada böyleyiz. Tarım ve hayvancılıkta çok daha özel duruşumuz var. Bundan sonra da devam edecektir. Çiftçilerimize, hayvancılık yapanlarımıza ne yapsak, ne tür destek versek azdır. Hayatı tanzim ediyorlar. İnsan hayatını çok daha nitelikli hale getiriyorlar. Bu vesileyle onlara tekraren burada minnettarlığımı ifade ediyorum ve size de teşekkür ediyorum. Varsa sual alabilirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun.